Al oğlum hayrını gör. Bu ne? 5.000 lira. Ya ben 5-6 milyon dolar kastetmişim. Ne yapacağım ben bununla hala? O güzeller güzeli, hanımlar hanımı, gelinler liginin yıldızı Meyrem'e bir kolye, bir küpe, bir şey alacaksın. Adana'ya gidip isteyeceksin. Ben de sağ inşaat için parayı vereceğim. Hayda. Oğlum, Osman, kuzum, kız senin hasretinden bir yılda 15 kilo verdi. Etine buduna dolgunudu da kuş kadar kaldı. Kele gene yakışıyor haspaya. Ne de olsa genç. Senin sıska sinsi gibi 40 yaşında değil. 33 hala, 33. 33, 40, 50. 3 aşağı 5 yukarı aynı şey. Evlilik yaşı gelmiş de geçmiş. İkinci el az kullanılmış gelin. Hiç yakışıyor mu koçarsın ailesine? Hala bak böyle konuşmaya devam edeceksen külahları değişeceğiz ha. Ya tamam ya istemiyorum para falan. Ben İsviçre'deki hesabımdan hallederim. Gerek yok. Ey oğlum sen bilirsin. Ama sonra gelinlerin şahı Meyrem'i başkasına kaptırınca... Halam halam deyi ağlama. Yok halacığım yok. Senden sadece tek bir ricam var. Şu bizim aile yüzünü getiriver de. İçine İsviçre'deki hesabın şifresini kazıtmıştık. Onu alayım bari. Aile yüksüğü mü? Evet. Hani şu elmaslı olan eski. Kaybolmasın diye içine yazdırmıştık ya şifreyi. He. Apoo! O yüzüğü Meyrem'e taktıydım. Ne? Allah sen delirdin mi ya? Ne de oğlum ailesine mahcup olmayak da geçen Adana'ya gittiğimde takı verdim kızın barnağına. Yüksük Meyrem'dedir. O zaman bir zahmet hemen göndersin. Bak tepem atıyor yavaş yavaş ha. Tamam oğlum. Tamam kuzum. Söylerik gönderiverir. Olmadı. Kendi şahsen bizzat getiriverir. Hoş geldin Meryem. İyisin. Sizi görünce daha iyi oldum Osman Bey. İyi Allah iyilik versin. Zayıflamışsın epey. Gele hasret olunca insanın boğazından bir şey geçmiyor biliyor musun? Vay, vay, vay. Bana bir uyku bastırdı ki. Siz oturun gençler, ben yatıyorum. Yok hala yok, dur yatmıyorsun. Şimdi Meryemciğim, halam sana bir yüzük hediye etmiş. Onu bir çıkarıp verir misin bir zahmet? Apau! Söz yüzüğü mü yoksa? Söz mü? Bir kusur mu işledim Osman Bey? Allah, sen bilirsin. Ya ne kusuru Meryem, kusur falan değil de... hani şu yüzüğü ver 5 dakika bakacağım sonra geri vereceğim. Yo, yo vermem. Allah yazdıysa bozsun. Aferin kızım. Hayda. Bu yüzük bu barnaktan çıktığı gün... benim öldüğüm gündür Osman Bey. Bunu da beyle bilin. Bak Meryemciğim canım benim tamam. Sen hayallerini yıkma devam et de şu yüzüğü ver 5 dakika bakacağım vereceğim. Ne var ya? Ya ben böyle hasretten iğne ipliğe dönünce yüzük barnağından düşmesin deyi hani düşüp de araya girmesin deyi küçülttürdüydük. Biraz fazla küçültmüşüz. Şimdi de barnağımdan çıkmıyor. Çıkmıyormuş Osman. Bak Allah'ın işine ya. Ben onu çıkartmasını biliyorum. Allah! İçim fenalaştı Dilber abla. Kele oğlum kızı rahat bırak. O senin bildiğin kaşar karılara benzemez. Kıllıcık civarı kız. Yoldan geldi. Yol yorganı zahar gelme üstüne. Ya tamam tamam alacım tamam. Aa, of ay Allah'ım ya. Tamam ben yarın sabah bir yer uğrarım. Hadi eyvallah. Gözüm yolda kulağım kapıda Osman Bey. Ha, oldu oldu. Aferin Meyrem. Gözüme girdin yavrum. Aferin.
Tam da dediğim gibi rejimini yapmışsın. Çok da güzel erimişsin. Osman'ımın zevkine uygun. Manken gibi olmuşsun. Aferin. Ben bu yola baş koymuşum. Azimle şey yapan taşı bile deler diyorlar. Dilber abla. Kelepiz. Kahve yapayım, içir misin? Yap. Bak Meryem'cim, tamam dediğim gibi yüzük senin. Ama ben 5 dakika alacağım, içindeki bir şeye bakıp geri vereceğim. Söz. Ben her günkü sabah yürüyüşme çıkıyorum. Sen ne zamandan beri yürüyorsun hala? Ben başladım. Hayda. Bak Meryem, canım benim. Yani yüzüğün manevi değerinin farkındayım. Yani bir dakikalığını alacağım ha? Hayır, elimden çıkmıyor ki yani. O bakımdan. Vallahi kızım, ben karışmak istemem ama Osman'la Meyrem yuharda bir şeyleri konuşuyorlar. Nasıl yani, ne konuşuyorlar ki, anlamadım. Hayır kızım, sonuçta sahada bir söz verildi. İyi kötü bir yüksük takıldı. Halangilleri de tanıyoruz. Ayıp etmek istemeyik. Git yukarı, 2 çift laf et, o fırında Osman da o mu bu mu kararını versin. Ne kararı veriyor, ne oluyor yukarıda ya? Ya esrahtan da çıkmıyorum yani. Ne? Ver bakayım, ver. Allah bu yüzüğü barnağımdan çıkartmasın. Anacığım dur bir dakika ya, dur. Günaydın. Aslı. Rahatsız ediyorum galiba ama. Yok yok, biz de şu yüzüğü çıkartmaya çalışıyorduk da. Yok canım, ne çıkartacaksın, artık çıkmaz o, bir kere takılmış. Çıkmaz. Aslı hayatım bak. Aile yüzüğüymüş galiba değil mi o? Evet. 6 kuşaktır Koç Arslanlı ailesinde, hanımdan hanıma geçiyor. Meryem. İyi Meryem, o zaman bence güle güle tak. Sana iyi şanslar diliyorum. Hayda bak şimdi ya, Aslı. Komşu teyze mi kendisi? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan.